Öncelikle hoş geldiniz. Okulumuza sizi ağırladığımız için Yıldız İşletme Kulübü'nün 20. dönem tanışma toplantılarında bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz. Sizinle küçük bir röportaj yapmak istedik bu süreçte YouTube kanalımız ve basın için. Öncelikle kendi öğrencilik hayatınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl bir öğrenciydi Ece Seçkin? Yani çok iyi bir öğrenci olduğum söylenemez. Özellikle lise hayatı benim için biraz zordu. Çünkü İngiltere'den geldiğim dönemde lisede burada biraz adaptasyon sorunu yaşamıştım. Ve zordu benim için dersler gerçekten. İşte onu daha çok evde olduğum vakitleri daha fazla ders çalışmaya ayırarak, aynı zamanda işte piyano derslerim ve bale derslerim gibi ekstra çalışmam gereken şeylerle böyle harmanlayarak biraz böyle özel hayatımdan, özel zamanımdan fedakarlık yaparak yetiştirmiştim. Liseden sonra tabii ki işte üniversiteye hazırlık dönemi, hukuk fakültesi süreci, o da tabii ki tamamen bambaşka bir serüven. Yepyeni bir ortama ve yepyeni bir okula adapte olmak güzeldi, zordu ama çok güzeldi. Ve şimdi geriye dönüp baktığımda hayatımın en güzel zamanlarının, en unutulmaz zamanlarının öğrencilik hayatı olduğunu anlıyorum. Çok şey kattı öğrencilik bana. Bir kere her şeyden önce şu anda hayatımdaki en yakın dostlarım hala liseden tanıştığım arkadaşlarım. Onların hepsi avukat oldular. Hepsi istisnasız. Onların içlerinde bir tek yine hukuk fakültesinden sonra inatla ben bunu yapacağım deyip arzu ettiği, hayal ettiği işi yapan benim. Ama en güzel yıllarım öğrencilik yıllarımdı diyebilirim. Süper. Onun haricinde yine sizi uluslararası projelerde görmeye başladık yavaş yavaş. Çok güzel bir single çalışmanız oldu geçtiğimiz haftalarda yine buluşturduğunuz izleyicilerinizle. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl geri dönüşler aldınız? Güzel geri dönüşler aldım tabii ki. Gurur duydum böyle bir projenin içinde olabilmek. Gerçekten güzel bir şey. Bu benim için bir başlangıçtı. Çok daha büyük hayallerim var. Hep de böyle insanların hayallerinin peşinden koşması gerektiğini söylerim. Bazen böyle zor veya imkansız gibi görünen şeyler için hayal kırıklıkları yaşadığımız veya o yolda giden derken yeter artık yoruldum galiba pes ediyorum dediğimiz zamanlar oluyor. Onlara çok fazla aldırış etmemek gerekiyor galiba. İnatla, çalışarak, azimle o yolda ilerlemek gerekiyor. Güzel bir kapı oldu benim için. Güzel insanlarla tanıştım. Güzel insanlarla çalıştım. Hayal ettiğim müzik adamlarıyla tanışma fırsatı buldum. İnşallah çok daha güzel işlere imza atabilirim. Peki sosyal medyayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yine aynı şekilde sizi sosyal medya fenomenlerimizle de sıkı ilişkiler içerisinde görüyoruz. Bu durumdan sosyal medyadaki ilgiden memnun musunuz? Bu konuyu hayranlarınızla ilgili olan bağlantı nasıl değerlendiriyorsunuz? Sosyal medyayı çok seviyorum. Instagram'ı çok seviyorum. Çok aşırı aktif değilim ama Twitter'ı özellikle çok seviyorum. Uyanır uyanmaz WhatsApp'tan önce Twitter'a giren bir insanım. Oradaki Twitter fenomenleriyle de işte haşır neşiriz, evet. Mentionlaşıyoruz. Benim bazı aktif olarak görüyorum. YouTube'da zaten aktifim. Videolar çekiyoruz, ediyoruz. Sosyal medya artık günümüzün gerçekten en önemli mecralarından bir tanesi. Toplumsal bir olay, mesela toplumsal bir şeye dikkat çekmek gerektiği zaman da hani bu çok hızlı yayılıyor artık sosyal medyada. Birine yardım gerektiği zaman bile anın 5 dakika içerisinde tak 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 görüyorum tweetleri. İşte biz birinin yanındayız, artık destek durumları da var. Sosyal medya bizim için çok kıymetli. Ben çok seviyorum sosyal medyayı. Hayranların böyle sosyal medya haricinde sokakta ya da günlük hayatınızda yaşadığınız böyle bizimle paylaşabileceğiniz keyifli bir anınız var mı peki? Birkaç ay öncesinde bir arkadaş fotoğrafımı çekmiş benim uçağa binerken ama etrafım kalabalık, benim herhalde bir yere yetişme çabası içerisindeyim. Fotoğrafı koymuş, uzaktan çekebilmiş. Hani çok bekledim bir fotoğraf çekinebilmek için ama öyle bir kaçırdılar ki seni, olmadı. Ben de cevap yazdım. Gel dedim şimdi Adana konserine. Benim dedim sana sözüm olsun. Fotoğrafı çekineceğiz dedim. Doğal olarak tabii ki sosyal medyada birazcık gündem oldu. Çekebilecek misin bakalım, göreceğiz diye. Sonra geçtiğimiz hafta Adana'da o arkadaşımla buluştuk ve tabii ki fotoğraflarımızı çektik. O da o tweetin altına gördünüz mü bak başardım bu sefer, oldu. Ece söz vermişti, sözünü tuttu diye yazı yazmış. Çok hoşuma gitti. Ben de o fotoğraf karesini paylaştım kendi sosyal medya hesabımda. Bu güzel bir anıydı son zamanlarda yaşadığım. Bugün bizimle olduğunuz için çok mutluyuz. Ben çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Teşekkür ediyoruz. Keyifli bir söyleşi geçireceğiz. İnşallah. Zaten bugün teşekkürler. Birlikte.